Hani derler ya telefonum acı acı çaldı. O anda izlemiyordum. Bizim gazetedeki arkadaşlar e, Cumhurbaşkanı'na bir şey oldu filan. Allah Allah ne oldu? Meğer canlı yayında, televizyon programında bizim Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında bir programa katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada birdenbire ee, Hasan Öztürk arkadaşımız bir soru soruyor. O soru sorarken yayın tak diye kesildi. Ee, herkes çok tabii me merak etti, endişeleniyor, ne oluyor, ne bitiyor. Herkes hani nedir bu iş? Sen, sen neredeydin o anda? O, o anı kaçırdım da sonradan mı? Sonradan fark. İsmail Düken Ben de sonradan fark. Sonradan. Abdülkadir Selvi? Takip ediyordum ben. Ediyordun. Ediyordum. Aha, o anda gördüm. Evet evet. Ne, yani ilk tepkin ne oldu ya ne oldu falan hemen yani telefona şöyle, sarıldın herhalde. Tabii şöyle ya zaten o andan itibaren herkes birbirini aradı. İşin Büyük doğrusu, bir telefon trafiği var. İşin doğrusu öncelikli olarak orada olan meslektaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Yani ne oluyor diye. Zahit Akman'a, ee, Hasan Öztürk'e. Yani Mehmet Acete, Mehmet Acete, Onlara hepsine ulaşmaya ama hiçbirisine ulaşamadık. ulaşamadık ulaşamadınız. Ulaşamadınız. O 15 dakikalık bir dönem Yani o arada tabii ilerleyen süreçte de şu tartışıldı. Yani Cumhurbaşkanı artık yayına çıkacak mı çıkmayacak mı? Bir ara çıkmayacak. Hayır, bir dakika. Yani Ne oldu sorusunun cevabını sen 15 dakikada aldın mı? Şöyle Cumhurbaşkanı'nın yayına çıkmasından bir 5 dakika önce falan midesini üşüttüğünü o nedenle yayına böyle şiddetli bir şey geldiğini yani bir atak gibi bir şey geldiğini, yayın ara verdiklerini ama zaten önceden de Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olduğu ekibe söylemiş. Onu öğrendim. O arada şey söylendi. herhalde yayın devam etmeyecek diye. Sonra Cumhurbaşkanı istedi yayına girecek diye haber geldi. O arada o 21 dakikalık bir boşluk oldu. Kaç dakika? 21 dakika. İşte tamam ben de onu diyorum. Aynen. 21 dakika bütün Türkiye yani iktidarıyla muhalefetiyle herkes yani ne oldu diye bir meraka kapıldı yani hani daha ciddi bir durum mu var yoksa e, hani geçici bir rahatsızlık mı filan böyle bir endişe hali oldu Görüntüyü verecek miyiz görüntü bu işte Görü evet. verilecek bir görüntü yok yani çünkü orada o anı diyorum o anın bir görüntüsü de yok yani sadece Hasan Öztürkün soru soruyor orada bir eyvah eyvah diye bir, orada bir şey söylüyor onun evet. evet. onun da bir anlamı yok bir şey görmüyoruz zaten orada yani Cumhurbaşkanını görmüyoruz orada e ee, neyse ki yani gerçekten ben de çok e, e, rahatladım Erdoğan. Ya önce keşke katılmasa demiştim ben. Hani ya hani sağlık her şeyin başıdır. Ee, gitsin, dinlensin, hani neyse bakılsın filan. Ka katılmasının ben de hayırlı olduğunu evet o o doğru oldu. Çünkü dedikoduları, söylentileri arttıracaktı. Çıktı. E, beklendiği gibi kısa bir süre ekranda kaldı hani millet sağlığı yerinde gördü e, ve şey hani e, tansiyon düşmüş oldu öylece o tansiyonun düşürülmesi bakımından doğru bir kararmış o e, yani ben de artık o kanaatteyim e, cumhurbaşkanının bir de şey dediler bugün işte Ankara Sivas hızlı tren hattı açılışı var oraya katılacak. İşte hem Sivas'ta, hem Kırıkkale'de, hem de Yozgat'ta miting yapacak dediler. Ya kardeşim olacak iş değil yapmayın. Hani bir gün dinlensin böyle bir rahatsızlık geçirmiş, evet. geçirmiş. Allah'tan e, Cumhurbaşkanı yeni bir açıklama yaptı. Ya işte doktorlarımızla görüştük. Bir günlük bir istirahatin iyi olacağını söylediler. O yüzden Kırıkkale, Yozgat ve e, Sivas. Sivas mitinglerine katılamayacağım hızlı tren açılışına... Katılamayacağım diye bir açıklama yaptı. Fuat Oktay yaptı o törenleri. Ee, ne ne diyorsun senin şeyin nedir izlenimin yani bu konuyla ilgili söyleyeceğin şey nedir? Vallahi herkes ne diyor biliyor musunuz bu konuda? Yani bunu birkaç senedir söylüyorlar. Nasıl dayanıyor diyorlar? Ya o tamam o meşhur bir laf yani o ama meşhur yani, söz. Ama hakikaten şimdi bunu bir yerde böyle su koy veriyor işte. Vücut bir yerde bitiyor ya. Yani. Ee, hakikaten dayanılmaz bir tempoya. Yani onu normalde e, yani benim mesela muhalif olsun iktidara yakın olsun. Herkesin dikkatini çek. Bu siyasi bir yorum değil. insani bir yorum. İnsani bir yorum. Yani şunu diyorlar. Ya diyorlar bu tempoya bu trafiğe bir insan dayanamaz yani. Hakikaten öyle ama şimdi bir açılışta görüyorsunuz. Bilmem nerede görüyorsunuz. Hani bir enerji bir ekstra herhalde bir bir şeyler Takviye ediliyor olmaz. Onu da çok duyuyorum. Ha. Ama ne kadar takviye olursa olsun. gene yani. dayanamaz. Doğru. Sonuçta insan yani. Mete Yarar? Valla şöyle söyleyeyim. Ben yayındaydım. Ee, o yüzden e, ancak ara verilince e, farkına vardık. Zaten ondan sonra da e, yayın bunun üzerine oldu ve konuştuk. E, ama şu bir gerçek. E, seçim e, maratonuyla beraber Cumhurbaşkanlığının kendi yapması gereken işler birleşince... Bu yoğunluk e, kaçınılmaz. İsmail Dükel. Ya ben de e, yayını izlemiyordum. E, ben de arkadaşlarım aradı televizyondan dediler böyle böyle bir sıkıntı var nedir ne değildir falan. Ondan sonra baktım. O videoyu e, izledim. Öyle e, olaydan haberdar oldum. Arkasından işte yayına çıktı falan. Tabii ki öncelikle geçmiş olsun Cumhurbaşkanı. Ayrıca şifalar diliyoruz. Çok da ciddi bir durumun olmadığını zaten kendisi de ifade ediyor. Yorgunluk ve mide, bir mide üşütmesi. Zor tabii ki yani bu süreç herkes için çok zor geçiyor. Siyasiler için bu işle mesai harcayan herkes için çok zor geçiyor. Özellikle liderler oradan oraya, alandan alana, evet. açılıştan açılışa, televizyon programları oldukça zor bir süreç. Yani bu programı e, yapan e, kurmaylar daha e, yani dikkatli davranmalılar belki. Bu bütün e, liderler için geçerli. Süreç zor, e, sıkıntılı bir süreç. Tabii Cumhurbaşkanının e, yani sistemin de getirdiği artı bir e, yük var e, üzerinde. Nihayetinde birçok şeye kendisi e, müdahale etmek durumunda kalıyor. yaranın işaret ettiği gibi yani bir yandan yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir takım et şeyler yapılmış işler var. O, o bir takım faaliyetlere katılması gerekiyor öyle diyelim cumhurbaşkanı evet, olarak. Devlet bir de, protokol icabı katılması gerekiyor evet, yani. siyasi kişiliği icabı mitinglere e, katılması gerekiyor. İkisi birleşince yoğunluk arttı evet. bence. Seçim. 650 imza atıyor dediler. Yani ne, ya o, o biraz olay yalan bir... ya. <laughs> Hayır, no, bence 6, de ama yani, 650 doğal. atmasın, 350 imza atsın. Yine çok. 50 doğru. imza yani, bile can. E, hakikaten yani. e, bu yeni işte 2018'den bu tarafa gelen sistemin sıkıntılarını Cumhurbaşkanı şu anda bizzat yaşıyor. Dediğim gibi ciddi bir e, sıkıntı yok Allah'tan e, kısa süre içinde zaten yarın galiba e, programlarına ya devam ya, edecek. Yarın devam ediyor mu? Ediyor. Yarın e, iki program varmış, bir akkuyu da. Lükter Santral'ın açılışında bir konuşma yapacakmış. Bir de Mersin'de miting ya Kendisi yaptı. söyledi yarın devam edeceğim diye ama hani belki bugün e, ya bir gün daha dinlenin filan denmiş olabilir mi yani diye soruyor. Şu ana kadar biraz önce hem teyit ettim Hı. bir iptal yok. Hatta bir gün sonra da Adana. Ya Onur, şimdi Hı? sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına ara verildi. Ara verilmek zorunda kalındı rahatsızlığı nedeniyle ara yani ben 15 dakika diye biliyordum ama Abdülkadir 21 dakika dedi. Yedi. 21 dakika sonra Erdoğan tekrar çıktı. İşte herkes rahatladı. Tamam endişe çek bir şey yokmuş dedi filan. Ne dedi o 21 dakika sonra yeniden ekrana çıkınca? Bir dinleyelim mi onu? Hı, evet. Dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Geçmiş olsun. Ve Geçmiş olsun. sağ olun. Yani hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Evet, böyle bir açıklama yaptı. Biraz e, bu açıklamayı yaptıktan sonra da tabii beklendiği gibi programı kısa da kestiler. Yani ben olsam ben de e, oradaki arkadaşlar da doğrusunu yaptılar. Kısa kesilmesinde yarar var. Sonuçta bu bir sağlık meselesi. E, işte bir soru soruldu, bir cevap verildi ve öylece programı da bitirdiler. E, durum bu. Şimdi e, ya e, ee, çok güzel bir şey oldu. Cumhurbaşkanı bu rahatsızlığı geçirince e, ha bir, bir, tweet'i var değil mi Cumhurbaşkanı'nın? Bir bakalım önce ona bakalım bir. Ee, ne diyor? Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen Necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kır, Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelmeyeceğiz. İşte o şey için yüksek hızlı tren nedeniyle açılış yapılacaktı ve bu üç ilde de miting yapacaktı Erdoğan. E, hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir etti. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle işte tüm vatandaşlarımıza sağlık, e, huzur ve afiyet e, diliyorum." diyor Şimdi çok güzel bir şey oldu. Ben hani siyasette e, en sevdiğim hareket benim yani e, insani tavrı siyasi rekabetin önüne geçirmeyen bir tutum muhalefet liderleri peş peşe yani sahada kıran kırana mücadele ettikleri Erdoğan'a e, teşekkür pardon geçmiş olsun e, mesajlara attılar. Onlar var mı? Biraz ha. E, Kılıç, e, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akşener Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyorum. E, Ali Babacan işte Temel Karamolluoğlu, Ahmet Davutoğlu artık hepsini okumaya gerek yok ama bir e, 1 2 3 4 5 liderde e, hemen bu e, açıklamaları yaptılar. Gültekin Bey'den yok mu? O Ya o, o da evet. yapar, o da yapar. Hasan'ın beşlisi. Ee, Gültekin uysal eksik diyor. Evet. Güzel. Alkışlıyoruz yani. Biz siyasette görmek istediğimiz tutum budur, tavır budur. Böyle sosyal medyada bazı abuk sabuk tipler işte bazı böyle FETÖcü metöcü hesaplar artık onların yaptıkları terbiyesizlikleri de Görmezden gelelim, gerek yok onları onlardan bahsetmeye. Önemli olan muhalefet liderlerimizin verdikleri bu güzel mesajlar ee, diyelim.